Selam arkadaşlar. Rabbim tekrar yeni bir video ile karşınızdayız. Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerinize üzerimize olsun inşallah. Bugünkü konumuz da mahşer ve cennet, cehennem yolu, sırat köprüsü vesaire gibi konuları işleyeceğiz. İbadetlerimizin bunlara bakan yanı, faydası, etkisi nedir? Onları işleyeceğiz inşallah. Başlıyoruz. Şimdi herkes çekirgeler gibi dirildiği zaman mahşere sevk olunacak kıyametten sonra. Kıyamet koptuktan sonra Rabbimiz yeryüzünü tekrar şekillendirecek. Yerler başka bir yer, gökler başka bir yer, göğe çevrilecek. Sonra kaybolan bedenler diye düşünülen insanların, toza, dumana yakılan, yıkılan parçaları ayrı ayrı yerlerde olan bedenlerin Rabbimiz yeniden bedenleri yaratacak, şekil ve surat verecek. Sur üflemesiyle birinci surda mesela bütün kıyametin kopmasının akabinden birinci surda tüm ruhlar bedenlerden alınacak. İşte bunlar şekillendirildikten sonra ikinci surda bu ruhlar o bedenlere tekrar üflenecek. Bütün ruhlar üflendiği zaman o bedenler çekirgeler gibi yerin altından çıkacak. Bu tabiri Rabbimiz kullanıyor. Hani çekirgeler de öyle toplu halde yerin altından çıkarlar ya. Onu o şekilde tasvir ediyor Rabbimiz. Bu çıkışla herkes sevk olunacak mahşer yerine. Zaten ölürken bunlar, tüm insanlar gideceği yer kendilerine gösterilmiş. Kimisi azap ehli, kimisi işte ikram ehli olarak diye adlandırılıyor. Üç sınıf insandan bahsediyor Rabbimiz. Biri işte önden gidenler, kitabı sağından verilenler ve solundan verilenler. Bunlarla alakalı işte o önden gidenler sorgu sualsiz. Yani bunlar kimlerdir diye de sorduğumuzda Allah'ın salih kulları, peygamberler diyebileceğimiz, şehitler diyebileceğimiz, veliyullah yani Rabbani insanlar, salih kullar, saliha kullar olarak, yani salih sadece erkekleri kastediyor ama saliha kullar da dersek kadın, bayan kardeşlerimizi de içermiş olalım. Yani onlar da salih kullardır ama onu yine de salih, saliha diye belirtmekte fayda var. Şimdi bunlar özellikle sorgu sualsiz sevk edilir. Şimdi Rabbimiz genelde hep tabirlerinde özellikle farklı farklı anlatıyor. Burada da işte insanların çıkıp mahşere doğru, mahşer yeri dediğimiz ve herkese kitapları diz çöktürülmüş şekilde, bütün ümmetler diz çöktürülmüş şekildedir. Kendi kitapları kendilerine gelecek işte. Hazreti Resulullah'ın Kur'an-ı Kerim gelecek Müslümanlara. İşte Hazreti İsa'nınki İncil gelecek. Bu kitaplar ayrı. Her kitap ümmeti kendi toplanacak aynı yerde ama grup grup. Bir de insanların kendi amel defterleri işte sağından, önünden yani ya da önünden, sağından veya sol ve arkasından verilenler de adlandırdığı amellerine göre. Sol ve arkadan verilmesi cehennem ehliyle anlatıyor. Sağından verilenler cennet ehli, önden verilenler zaten bu önden gidenler. Sağdan verilenler de keza yine aynı, bir kısmı yine öyle. Şimdi bunlar diz çökmüş vaziyette diz çökmek. Yani Allah'ın huzurunda diz çöküyor. Günahkar kullar. Tüm kullar böyledir yani. Allah'ın affına mazhar olan da olmayan da herkes diz çöküyor Allah'ın hükümdarlığı karşısında. Kafanızda ben bunları anlatırken canlandırabilirsiniz özellikle. Zifiri bir karanlık ortam. Allah'ın nuruyla kısmen aydınlanan ve hesabın başlayıp sırat köprüsü dediğimiz yol köprüsüdür bu. Bu yol köprüsü zifiri karanlık olmakla beraber insanların yaptığı ibadetlerle bu yol onlara kolaylaştırılmış oluyor. Örneğin abdest uzuvlarımız, ellerimiz, yüzümüz, alnımız, ayaklarımız orada hiçbir şeyimiz yoksa sadece diyelim abdestlerimiz bize fener olup yolumuzu aydınlatacak. Yani bunu böyle bilelim, aydınlatacak. Hatta kafirler için Rabbimiz bir ayetinde ne diyor? Onların durumu şimşek çakarken diyor,
bir hafif aydınlık olduğunda bir adım atıp yerlerinde çakılı kalırlar. İlerleyemezler. Çünkü zifiri karanlık. Yani bir de cehennemi de çukur olarak düşündüğümüzde önünde kafirler gidemedikleri için cehennemin etrafında çukurun etrafında toplanmıştır. Aynı zamanda melekler vasıtasıyla da. Çünkü ilerleyemiyorlar. İşte Müslüman dediğimiz, iyi kullar dediğimiz, iman etmiş kullar bu köprülerden yürümeye başlarlar. Akınlar, akın ederler. Ve tek tek değil, ince bir köprü değil. Yani çok geniş bir köprü düşünün. Yani boyutunun ne kadar olduğunu Rabbimiz bilir. Ama oradan insanlar geçiyor. İşte elinin ışığıyla, abdest ışığıyla geçiyor. Kimisi dünyada kestiği kurbanları işte binek olarak kullanıyor. O şekilde geçiyor. Kimisi ya hatim yaptığı Kur'an-ı Kerim, Ali İmran suresi, Bakara surelerinin kendilerine öncülük edip korumalık yaptığı. Tabi bunun kabirde de kabir azabından korunan ibadetlerimiz de var. Bunda Kur'an-ı Kerim, hatim ibadetlerimiz de var. Yani bunun şehadetinden tutun. Mahşer olduğu için mahşer anlatıyoruz kardeşlerim burada. Burada sek başlıyor. Hani kimisi ayette dediği gibi, kimisi koşarak, kimisi yürüyerek, kimisi ağız üstü sürünerek o köprüden geçer ameline göre. Hani işte Müslümandır, hiçbir şey yapmamıştır doğru düzgün. Tek tük imana vardır, tek tük şey vardır ama Allah-u Teala onu süründürerek geçiriyor. Artık ne zamana geçerse o yolu düşünün. Bir yol var, o yoldan geçecek ama cehennem kafirler için son durak, müminler için son durak cennettir. Yani burada yani ard arda önde bir çukur var. Cehennem çukurdur. Alevli olarak anlatırlar ama siz zifiri karanlık bir yerde alev yok arkadaşlar o zaman. Yani çünkü geçemiyorlar. Alev olsa ışık verecektir. O köprüden geçecektir. Yani bu tabiri çoğu yerde kullanıyor da öyle değil. Zifiri karanlık bir yol. Ancak hani Allah'ın arşının altında o mahşerde de müminler onun gölgesinde de böyle huzur buluyorlar ya. Yani. Çünkü Allah'ın olmadığı yerde yani azap edeceği yerde huzur olmaz. Burada da öyle. Zifiri karanlık bir yer. O çukura atıldıktan sonra ameline göre ateş, kaynar su, işte zakkum dediğimiz pota gibi karınlarına şişen ikramlar vesaire. Hemen onun akabinde o köprü işte herkes o köprüyü geçerken cehennemin üzerinden geçmek zorunda. Çünkü ayette ne diyor? Herkes onu görecek. Herkes ölümü tadacak gibi. Yani herkes ölümü tatıyor. Bir de herkes cehennemi görüyor. Nasıl görüyor? Üzerinden geçerek görüyor. Ama hani bu ateş olarak hani altta ateş yanıyormuş gibi değil. Çünkü cehennem de katman katman derken bölge bölge hepsinin ameline göre, fiiliyatına göre cezaları var. Herkese aynı tarife uygulanmıyor. Burada da işte insanlar hızlı bir şekilde gidebilir. İşte bu önden gidenler, sabıkun nesabıkun dediği o ayetteki önden gidenler çok hızlı bir şekilde cennet onlara yaklaştırılıyor Allah tarafından. İlk önce onlar gidiyor, cennet onlara yaklaştırılıyor. Yani o köprü şeyini düşünün, oradan cennet yaklaştırılıyor o insanlara. O Allah'ın ikram ettiği, lütfettiği insanlara cennet yaklaştırıyor. Daha sonra kitabı sağından verilenler işte başlıyorlar ameline göre, derecesine göre. İşte binekleri kullanaraktan yaptıkları sadakalar, hayırlar, zekatlar devreye giriyor. Hatimler devreye giriyor, kurbanlar devreye giriyor. İşte ana baba duasından tutun, olmadık şeyler devreye girerekten o sırat köprüsü dediğimiz yol, sırat yolu insanlara kolaylaştırmış oluyor. Özellikle Resulullah Efendimizin de iri kurbanlar alın kesin. Zira onlar sizi sırat köprüsünde taşıyacaklardır. Zayıf, çelimsiz olsa sizi taşıyamazlar diye bildirdiği hadis-i şerif var. Bir de bu dünyada ne kadar çok imkanınız varsa kurban parası olarak yani zengin olmanıza gerek yok. 1500 liranız varsa kurban size farz. Kesmeniz sizin için faydalıdır. Ailede 5 kişi var bu şekilde. Beşiniz de kesmek durumundasınız. Bir tane keseyim, öbür sene öbürünü keseyim. Bunu öyle düşünürseniz kardeşim, ömrünüzün ne kadar olduğunu bilmediğiniz için bir. İkincisi, Sırat Köprüsü'nden geçerken de o binekler size fayda vereceği için
10 tane kesersen 10 hayvan sana orada hayvan dediğimiz vasıta oluyor, eşlik ediyor. Belli yerlerde periyotlar olarak sana şey diyor. Belki yarısını bile o hayvanlarla geçemeyeceksin. Sonra sürünerek geçeceksin. Veya yürüyeceksin. Veya koşacaksın. Bunu Rabbimiz biliyor. Amellerimizin ne kadar ettiğini, nasıl olduğunu. O nedenle gücünüz, kuvvetiniz, bu videoyu bugünden itibaren izleyen herkes için söylüyorum. İmkanınız bir kurban, büyükbaş kurban değil, küçük başlardan bir koç kesebilecek imkanınız varsa ailede küçük çocuklar, hani reşit olmayan, buluğ çağına ermeyenler hariç herkes, anne baba, kardeşler hepsi kesebilir. Ya bizi bir tane keselim, siz bilirsiniz, bir tane kesersiniz, mahşerde de cezasını çekersiniz. Din kolaylık dinidir. Biz de biznillah Rabbimizin bizlere nasip ettiği ilimlerden nasıl olduğunu anlatmaya çalışıyoruz ayetler üzerinden. Bu bizim faydamızadır. İmkanı olmayana hiç borçlan kes diyemeyiz. Çünkü olana farz, olmayana farz değil. Hani illa da zengin olmak hac gibi değil. Ya da işte zekat gibi değil. Burada kurban miktarı bellidir. O miktarda parası olan herkese farzdır. Yani bunu bölebilirim çünkü bu bizim faydamıza. Bu şekilde gidiliyor cennete. Yani önden gidenler, sabıkun denilen öndekiler, sonra arkadakiler, yani hiç hesap görmeden giden öndekiler oluyor. Sonrakiler işte ameline göre geçecek olanlar var. İşte en son kalanlar vesaire de cehennemin etrafında toplanan kafirlerdir. Girmek istemiyorlar. Gerisin geriye hareket ediyorlar. Melekler onları zor kullanaraktan cehenneme atıyorlar. Ve bunu yine söyleyeyim. Belki hiçbir yerde, daha başka videolarımda belirtmiştim bunu. Cehennem ile cennet arasında bir sur var. Yani sur, duvar, bir yapı var. O yapının da içinde bir kapı var. Bu kapının da hikmeti ne ola? Zaten Rabbimiz mahşerde cehennemliklerin cennetliklerden bir şeyler istediğini, hani nurunuzda ya da ilk size verilen ikramlardan bize de verin dediklerinde karşılıklı konuştuklarını, birbirlerine duyduklarını anlatıyor. İşte buradaki o kapı da cehennemde günahını çeken insanların o kapıdan cennete girme. Çünkü dedik, cezasını çekecekler için son durak cehennem, gerçekte son durak cennettir ve Allah'a dönüşü kasteden İnne lillahi inne ileyhi raciun dediğimiz olay cennetten sonraki safhadır. Yani her ölen Allah'a ulaşmaz. Yani bunu böyle nasıl anlatırım, örneğin şimdi sıfır bir elbise alıyorsunuz, jilet gibi. Siz bunu kullanıyorsunuz, kirletiyorsunuz, yağ, çamura, pisliğe bulaştırıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki işte hani bunu ben götürüp geri vereyim aldığım yere. Alır mı? Almaz. Örneğin. İade eder misin? Etmez. En azından ne yapmanız lazım? Bu pis çamaşırı yıkayıp temizleyip arındırmanız lazım ki ancak o sefer ikna olabilsin. Yani burada da kullar bedenlerini ve ruhlarını günahlarla kirlettikleri için cehennem olayı, çamaşır makinesi görevi görüyor. Kulları arındırıyor, temizliyor, paklıyor. O kararan kalplere, nokta nokta kararan kalplere, ruhlara, bedenlere. Yani ruhumuz nurdur. Nur da aydınlıktır yani. Bu aydınlanmış nuru düşünün, zifiri karanlığa çeviriyor. Karanlık habis bedenler, karanlık bedenler oluyor. İşte bu bedenlerin, ruhların temizlenmesi öyle kolay olmuyor. Ebedi kavramı geçen, rakamsal karşılığı olmayan bir süreden bahsediyor Rabbimiz. O nedenle uzun bir süre sayısını bilmediğimiz ebedi bir şekilde bunlar orada kalacaktır. Tabi temizlenenler Allah tarafından, Rabbimiz tarafından oradan çıkarılıp cennete koyulacaktır. Cennette işte son durak olduğu için daha sonra orada da bir uzun bir süre kalındıktan sonra inne lillahi inne ileyhi raciun dediğimiz olayda Allah katı ayrıdır.
cennet ayrıdır. Allah'ın katındaki ikramlarla, nimetlerle cennettekiler de aynı değil. Benzerdir. Nasıl ki dünyadaki nimetlerle cennetteki nimetler yani benzer türler olsa da aynı değilse, Allah katındaki nimetlerle cennetteki nimetler de aynı değil. Örneğin diyeceksiniz ya öyle şey mi olur? Örneğin şimdi cennet ve cehennem bu bulunduğumuz dünya üzerinde tekrardan inşa edilecek arkadaşlar. Yani farklı bir şekilde genişletilecek Allah tarafından. Farklı yerler başka bir yere, göklerde başka bir yere çevrilerek yaratılacak. Yani farklı bir yerde cennet yok. Ya da farklı bir yerde cehennem yok. Şimdi Hazreti Meryem'e de mabette yiyecekler sorulduğunda Hazreti Zekeriya peygamber tarafından ne diyordu? Bunlar benim Rabbimin katından geliyor. Cennetten geliyor demiyor. Yani Rabbinin katında. Çünkü daha ortada cennet yok. Yani bunu böyle bilelim biznillah. En doğrusunu yine Rabbimiz bilir. Burada çünkü bunu biliyoruz. Hazreti Adem de dünyada yaratıldı. Cennet dediği bahçedir. Tur-i Sina'da yaratıldı. İşte oraya da bir daha girmeyelim. Yani bu da yeryüzünde yaratılmadır, yeryüzünde ölmedir, yeryüzünde diriltilmedir. Tekrar buradan çıkarılıp hesap görülmektir. Ve buradan sevk edilecektir cennet ve cehennemliklere. Yani bütün süreç bu. Hani gerçekten de Rabbimizin bizim hiçbir ibadetimize ihtiyacı olmadığını buradan anlıyoruz. Bize de bu ibadetleri niçin yaptırdığını gerçek manada, gerçek özünde ancak o Sırat köprüsüne girdiğimizde anlayacağız. Ya Rab demek ki bizim gerçekten senin bizim ibadetlerimize hiçbir şeyimize ihtiyacın yokmuş. Bizleri bu karanlık, bu sıkıntılı süreçten sorunsuz geçebilmemiz için bizlere bana ibadet edin diye yaptırdığın ibadetleri tekrar döndürdün bizim lehimize bir vasıta kıldın. O zaman anlayacağız Rabbimizin kudretini, lütfunu, ihsanını. Şimdi gerçekten de Rabbimizin ne duamıza ne ibadetlerimize ihtiyacı var. Çünkü o ganidir, cömerttir, zelcelal vel ikramdır. Verendir, yaratandır, yoktan var edendir. Her ne kadar Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde duanız olmasaydı ben size hani karşılık ya da ibadetler bunun gerçek anlamda diyorum. Hani bunu o zaman idrak edebileceğiz. Her ne kadar Kur'an-ı Kerim'de sınav geçer, biz sizi deniyoruz, sınav ediyoruz, işte duanız olmasaydı ibadetlerinize, Rabbinize lütfedin, şükredin. Zaten Rabbimiz bunu kafirlere bana ibadet edin diye söylemiyor ki. Kafirleri, inkarcıları tehdit ediyor, münafıkları. Onları diyor ben cinler ve insanların çoğunu cehennem için yarattım. Ve insanlar ve cinlerin çoğunu cehenneme koyacağım diyor. Kime nasihat ediyor Rabbimiz? Müslümana, mümine, inananlara ve İsrailoğullarının bir kısmına ve kafirlerin bir kısmına. Nasıl ki deve iğne deliğini geçince ayetini hatırlayın o videolarımız var. İşte ahir zamanda imana gelecek kafirlere cennete girebileceğini çünkü imana gelip Müslüman olduktan sonra cennete girebilecek. Bir de Yahudilerin bir kısmının imana geleceğinden dolayı Allah-u Teala o yüzden Yahudilere, İsrailoğullarına nasihat etmiş oluyor. Bir de müminlere. Bunları böyle anlarsak daha iyi net. Gerçek anlamda işte kimlerin neden böyle bahsedildiğini, hangi kafirlerin veya hangi işte İsrailoğullarının girebileceğini daha net iyi anlayabiliriz. Hatta Vaka suresinde özellikle baktığımızda o sürede 13-14. Ayetlerde cennete gireceklerden çoğu önceki ümmetlerden yani öncekilerden diye bahsediyor. Ümmet derken öncekilerden çok azı sonrakilerden cennete girecek. Sonrakilerden. Şimdi burada baktığımızda ahir zamanda çok az oluyor. Yani nüfus ne kadar 7-8 milyar gibi olsa da geçmiş insan sayı topluluğuna baktığımızda bu çok az oluyor. Çok az. Yani zaten ahir zamanın sonu diye adlandırdığımız dönemin içinde olmamız burada yani
ne kadar az insanın da hani geçmişe nazaran, çünkü bir sürü peygamber gelmiş, inananlar olmuş. Resulullah'tan bu yana bile yaklaşık hani kıyametin kopmasına 1500 yıl civarı bir zamanı alın bunun içine. Ahir zamandan dolayı çok azı cennete girecek diyor Rabbimiz. Çünkü niye? Ahir zamanda özellikle insanlar hüsran içindedir. İnsanların çoğuna inanacak olursanız Allah'ın yoluna sizi saptırırlar ayetinin tecelliyatıdır bu. Yani birkaç ayetin sürenin tecelliyatını anlatır burada. Burada da dediğim gibi biznillah işte bütün hepsini içine koyduğumuzda fotoğraf ortaya çıkmış oluyor. Bu tüm ayet kelimeleri, hadisleri iyi okuma, anlama, tekrar tekrar gözden geçirmeyle alakalıdır. Evet, orijinalinden hatim yapabiliriz ama Rabbimizin bize ne demek istediğini meallerden birkaç değil, belki 3-5 mealden de tekrar edip gerçek metni bulabilme, gerçekten bu ayetin neyi anlatmak istediğini biznillah anlatıyorum. Özellikle mesela Nazca suresinin başındaki ilk 5 ayette kimisi meleklerden bahsediyor, kimisi örneğin okları da anlatıyor. Çünkü diyor batmak için yükselen diyor ya, hani oklar eskiden göğe doğru fırlatılır. Yükseldikten sonra batardı, aşağıya inerken aşağıda batardı. Ama onu meleklere yoruyorlar. Şimdi bunu anlatmamdaki sebep ne? İşte bakış açısı. Bunu iyi bilmek lazım. Hani orada anlatılan melekler midir? Yoksa savaşta o şekilde yol alanlar mı anlatılıyor? Zaten dediğim gibi Nazir suresi 34, 35, 36'da Rabbimiz büyük kıyamet olarak, yani büyük olay olarak insanın ölümünü anlatıyor. Dünyanın yok oluşuyla ki ilgili kıyamet değil, büyük kıyamet. Kişinin kendisi kıyametidir. Büyük kıyamet. Zaten o an her şey bitmiştir sizin için. Sayfa kapanmıştır. Ne mutlu ki Rabbine inanıp da salih amel işleyenlere, inşallah doğrulardanız. İnşallah hayırlara vesile olmuşuzdur. Rabbim sizleri ve bizleri peygamberlerle, salih kullarla, Rabbani insanlarla haşreylesin inşallah. Amel defteri dediğimiz kitabımızı önden ve sağdan verilenlerden, inşallah da biznillah önden gidenlerden, cennetin yaklaştırıldığı kişilerden, insanlardan olma dileğiyle, temennisi, duasıyla Rabbime emanet olunuz. Bir başka videoda görüşmek üzere.